Arkadaşlar merhaba. Bugün bir çığır açıyoruz. İlk defa Çakal Lezzetler'de bir tatlı tarifi. Tatlı, geleneksellik, örf, anneanne, babaanne. Bunların hepsi çakallıkla birleşince ortaya Helvetica tatlısı çıkıyor. Çakal lezzetler. Helvetica tatlımızın içeriklerini sizlere güzelce sayalım. Halva, fıstıklı çikolata, fıstık, harika. Ramazan pidesi, pafuş pafuş. Ekmek teknesi bölümünü hatırlayacaksınız. Ama hatırlamayanlar olur, izlememiş olanlar olur. Onlar için tekrar anlatıyorum. Pidemizi harika bir taban olarak kullanacağız ve bu gerçekten çok çakalca ve pratik. Çünkü yapmamız gereken tek şey özenle pidenin üstünden güzel bir parça çıkarmak. Ramazan'dan bir başka bayram olan Kurban Bayramı'na doğru adeta bir yolculuk. Güzelce çıktı. Daha pofidik bir pide seçerseniz iyi olur. Alt tarafta böyle bir şeyimiz var. Tatlıdan önce tuzlu. Böyle basarak ister bunu pizza yapın ya da pide yapın. Şimdi biz burada diğer kanallar gibi onun bir de mavisini yapayım, bunun bir de yeşilini yapayım gibi ayak yapmadığımız için bizim amacımız siz değerli izleyenlere fikir vermek olduğu için zaten ekmek teknesi bölümünde bunun tuzlu yapılmış halini gördük. O yüzden gidip de bunu şimdi kavurmalı kaşarlı yapmamın gereği var mı? Yok. Çünkü neden? Takipçilerimizin kafası süper çalışıyor. Nereden mi biliyorum? Bana gelen şeylerden biliyorum. Herkes müthiş şeyler yapıyor. Çünkü bizim takipçilerimiz zeki. Şimdi fırını 180 dereceye açıyorum. Birçok şeyde fırını kullanıyorum. Çünkü bir dönem bu marka değil de çok büyük böyle göğsümüzü gerebildiğimiz bir markanın fırınının böyle bütün seslerini tasarlamıştım. O dönem tabii fırının bütün işlevlerini hayat içerisinde kullanmam gerekiyordu. Denemek için fırında ne yapsam, şunu yapsam, bunu yapsam derken fırınların özelliklerini ve fırında yapılabilecek çakallıkları o dönem öğrenmiştim. Şimdi halvamızı ufak parçalar halinde koyuyoruz. Arkadaşlar size bir hayat dersi. Kolayla helva yenmez. Yersen diye ağzın köpürür. Şimdi böyle enerjisiz olduğuma bakmayın. Bir de beni bunu yedikten sonra görün. Fıstıklı şokolatlarımızı koyuyoruz. Ich mag Schokolade. Almanca'da ben çikolata seviyorum demektir. Bu tabi tek kişi falan yenecek bir şey değil. Üf. Griz. Kim bilir? Değerli dostlar, işte size çakal fikir. Şimdi tatlıyı öyle yaptık ya, şöyle yapabilirsiniz. Oraya tuzlu, orayı pide. Bakın söylüyorum. Kavurma, kaşar, pastırma, bas. Pide orada pişiyor. Harika bir yemek, müthiş bir yemek. Üstüne de buna şu an içerideki olanı yapabilirsiniz. Yemin ediyorum 8 kişiyi doyurursunuz evde ha. Doyarlar, böyle giderler. Soda var mı? Çay var mı diye evlerine giderler. Buradan tipine baktım ben. Eridi üstü, çikolataları, helvaları eridi. Şimdi gidip alıyorum. Yani yaklaşık 12 dakika falan sürdü. Allah! Bu nedir ya? Şuna bakar mısınız ya? Çıtır çıtır. Şimdi üstüne biraz da fıstık kıracağım. Ha, biz de biliriz öyle çikonellalar, öyle cupcake'ler falan. Ama örf ve adet dedik, gelenek dedik. İşte helva, işte Helvetica. Her sosyoekonomik kesitten, her demografik kesitten insan şunu zevkle yer. Yemeli de. Maraş dondurmasız olur mu be? Kriz. Görüşmek üzere. Bu akşam beni Nişantaşı Hood Runners'la beraber koşarken görebilirsiniz. Onun üstüne de Galata Hood Runners'a, onun üstüne de kesmezse...
Parmağım sıkıntılı olduğu için biraz zor yiyorum. Bana sorarsanız müthiş olmuş. Ama ben bunu dondurmasız yiyemezdim. Ama dondurmayla...